16 Ocak 2015 Cuma değerli izleyenler, Cem TV ekranlarındayız. Aynı zamanda 96.4 frekansında Cem Radyo'yla ortak yayındayız. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Uyan Türkiye programına başlıyoruz. Kısaca programımızda neler var hemen hatırlatalım. Programımızda hava ve yol durumu olacak. Tabii ki gazetelerin ilk sayfalarına ve iç sayfalarına yansıyan haberlere bakacağız. Ve tabii ki tarihte bugün köşemiz, ajandamız olacak. Günün sözüyle de kapanışı yapacağız. Her sabah olduğu gibi bu sabah da dünden bugüne yansıyan, gece gelişen ve bugün beklenen haberlerle Uyan Türkiye'ye başlıyoruz. Dünden bugüne yansıyan önemli haberler dedik, işte bu haberlerden biri de Aselsan'da meydana gelen ölümler. Aselsan ne yazık ki son yıllarda sık sık şüpheli ölümlerle gündeme geliyor değerli izleyenler. 2006 yılından bu yana kadar dün de hayatını kaybeden Erdem Uğur olmak üzere 6 Aselsan mühendisi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. İşte 2006'dan bugüne Aselsan ölümleri. Aselsan mühendisi evinde ölü bulundu. 28 yaşındaki Aselsan mühendisi Erdem Uğur'dan 2 gündür haber alınamıyordu. İşe de gitmemesi üzerine arkadaşları evine çilingirle girdi ve acı manzarayla karşılaştı. Erdem Uğur hayatını kaybetmişti. Genç mühendisin ölümü şüphe uyandırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren polis girişte "dikkat gaz açık" yazılı kağıdı fark etti. Mühendis Erdem Uğur yatağında hareketsiz haldeydi. Polis ayrıca Uğur'un yatağının yanında bir adet mutfak tüpüyle tüpün bağlı hortumunun yorganın altında olduğunu gördü. İşte bu manzara şüphelerin artmasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Erdem Uğur'un gaz zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi. Peki genç mühendisin Aselsan'daki görevi neydi? Uğur'un manyetik alan konusunda uzman olduğu öğrenildi. Aselsan son yıllarda sık sık şüpheli ölümlerle haberlere konu oluyor. Meydana gelen bu son vaka Ankara polisini de harekete geçirdi. Cinayet büro dedektifleri de olay yerine geldi. Ayrıntılı parmak izi araması yapıldı. "Dikkat gaz açık" yazısı da incelenmek üzere emniyete götürüldü. Manyetik uzmanı Aselsan mühendisi Erdem Uğur'un şüpheli ölümü akla diğer Aselsan ölümlerini getirdi. 2006'dan bu yana 6 Aselsan mühendisi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 7 Ağustos 2006'da Pursaklar Ayancak yolu üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Aselsan'da çok önemli projeler imza atan 31 yaşındaki makine mühendisi Hüseyin Başbilen aracının içinde ölü bulundu. Otopsi sonucunda intihar ettiği söylendi. Ancak bilirkişi raporu açıklandığında şoke eden gerçek ortaya çıktı. 31 yaşındaki başarılı mühendisin ölümünün intihar süsü verilmiş cinayet olduğu belirlendi. Takvimler 17 Ocak 2007'yi gösteriyordu. Aselsan'da görevli mühendis Halim Ünal'ın kafasına isabet eden tek kurşunla öldüğü haberi gazetelere yansıdı. 9 gün sonra ise Aselsan'dan bir ölüm haberi daha geldi. Bir başka Aselsan çalışanı mühendis Evrim Yançeken oturduğu binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 ay sonra 9 Ekim 2007'de de yazılım mühendisi Burhanettin Volkan askerliğini yaparken nöbetçi silahla intihar etti. Askere gitmeden önce psikolojik tedavi görmeye başlayan Volkan, vatani görevini yaparken evlenmiş ve dünya evine gireli henüz 40 gün olmuştu. 26 Ocak 2013'te Aselsan Akyurt tesislerinde mikroelektronik güdüm ve elektrooptik grubu projelerinde çalışan Hakan Öksüz trafik kazasında yaşamını yitirdi. Öksüz'ün kullandığı aracın kontrolden çıkarak şehir merkezi sapağında bariyerlere çarptı ve daha sonra takla attı ortaya çıkmıştı. Ancak kaza yerindeki ayrıntılar olayı şüpheli hale getirdi. Çünkü Hakan Öksüz'ün kimliği, cüzdanı, hatta cep telefonu dahi bulunamamıştı. İşte Aselsan çalışanların ardı arda gelen şüpheli ölümleri akıllarda soru işaretleri uyandırıyor. Önemli projelerde görev alan, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve devlete yönelik önemli projeler üzerinde çalışan mühendislerin bu denli şüpheli ölümlere kurban gitmesi, güvenlik zafiyeti olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.
Esrarengiz olayların yaşandığı bir diğer adres de Şırnak'ın Cizre ilçesi. Cizre'den bir ölüm haberi daha geldi değerli izleyenler. 12 yaşındaki Nihat Kazanhan isimli bir çocuk başından vurularak öldürüldü. Böylece Cizre'de 27 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Siyasiler ve yetkililer her fırsatta provokasyon uyarısı yapıyor. Ancak bölgedeki olayların nasıl durulacağı da belirsizliğini korumaya devam ediyor. Cizre'de sular durulmuyor. 27 Aralık'ta başlayan olaylar devam ediyor. Son ölüm haberi dün geldi. Polisin müdahalesi sırasında 12 yaşındaki Nihat Kazanhan isimli çocuk başından yaralandı. Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi 6. sınıf öğrencisi Nihat'ın sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken vurulduğunu iddia ediyor. Görgü tanıkları ise Nihat'ın vurulduğu sırada bölgeden polis ekiplerinin geçtiğini öne sürüyor. Küçük çocuğun başından silahla vurulduğu da iddialar arasında. Özel bir televizyon kanalında konuşan İçişleri Bakanı Efkan Alay ise iddiaları yalanladı. Bölgedeki yetkililerle konuştuğunu belirten Bakan Ala, polis ne gaz bombası kullanmış ne ateş açmış dedi. Otopside çocuğun başından vurulduğu kesinleşti. Ancak kurşuna rastlanmazken kafatasından sert plastikten yapıldığı izlenimi edinilen mühimmat çıktı. 12 yaşındaki Nihat'ın ölümüne neden olan mühimmatın şeklinin roket başlığına benzediği öğrenildi. Ancak mühimmatın cinsinin ne olduğunun saptanması için adli tıpa emniyetten uzman ekip çağrıldı. Onlar da bu cisim için tanımlanamayan mühimmat dedi. Cisim incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Çocuğun ölümüne neden olan cismin yeni kullanılmaya başlanılan bir mühimmat mı yoksa bir havai fişek ya da patlayıcı türü mü olduğu da inceleme sonunda kesinleşecek. Cizre'de tırmanan olaylar nedeniyle Abdullah Öcalan bir mesaj yayınladı. Öcalan'ın mesajı Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Hatip Dicle tarafından Cizre halkına iletildi. İlçede yaşananların provokasyon olduğunu belirten Hatip Dicle, Cizre halkının da bu provokasyonlara gelmemesini söyledi. Cizre'de kim bu gençlerimize ateş açtı tespit edin. Kim bunu öldürdü, kim bu insanları canlı aldı bunları ortaya çıkarın. Bir hatırlatmayla devam edelim bültenimize. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Silahlı Gücü Peşmerge'nin 3. grubu Erbil'den Kobani'ye hareket etti. 150 peşmergeden oluşan grup Erbil Uluslararası Havaalanı'ndan özel uçakla Urfa'ya gönderilecek. Grup geçtiğimiz haftalarda Kobani'ye giden 150 peşmerge ile görev değişikliği yapacak. Peşmerge Kobani'de IŞİD'le mücadelede ağır silahlarıyla PYD güçlerine destek veriyor. Bir yıl önce durdurulan MİT tırlarıyla ilgili de bir gelişme yaşandı. MİT tırlarının 19 Ocak 2014'te Adana'da durdurulması ve aranmasında görev alan Cumhuriyet Savcıları görevden alındı. Görevden alma kararını HSYK 2. Dairesi oy çokluğuyla aldı. HSYK müfettişlerinin talebi üzerine alınan kararın gerekçesi, soruşturmanın selameti ve yargı erkinin nüfuz ve itibarının zarar görmemesi olarak gösterildi. Cumhuriyet gazetesi önünde Charlie Hebdo gerginliği sürüyor gazete. Charlie Hebdo'nun bazı karikatürlerine dünkü basımında yer verdi. Bunun üzerine gazetenin Şişli'deki binası önüne gelen bir grup sloganlar atarak bunun hesabını soracağız dedi. Polis protestocuları gözaltına aldı ancak akşam saatlerinde de başka bir grup gazete önündeydi ve ortam yine gergindi. Charlie Hebdo gerginliği sürüyor. Cumhuriyet gazetesi önünde dün akşam da hareketli dakikalar yaşandı. Cumhuriyet gazetesi Fransa'da saldırıya uğrayan Charlie Hebdo'da çıkan bazı karikatürlere sayfasına yer vermişti. İşte bu durum bazı kesimlerde tepkiyle karşılandı. Akşam saatlerinde gazetenin Şişli'deki binası önüne gelen bir grup pankart açıp slogan atarak gazeteyi protesto etti. Böyle bir şey yok. Tamam, bunu katma. Yazıklar olsun.
polis gazete önünde eylem yapan bazı şahısları gözaltına aldı. Gazete binası çevresinde güvenlik önlemi artırıldı. Polis gazetenin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Tomalar da tedbir amacıyla gazete önünde hazır bekletildi. Protesto için gelen gruplar bu kez eylemlerini Halaskar Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirdi. Karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösteren bir kişi yanında getirdiği Cumhuriyet gazetesini ateşe verdi. Eyleme tepki gösteren bir kişiyle protestocular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Protestocuların gözaltına alınması sırasında da arbede yaşandı. Budur işte. Aynen bunlar. Budur işte. Cumhuriyet gazetesini protesto edip olaysız bir şekilde dağılanlar da vardı. Polisin gazete çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo karikatürlerini yayımladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Gazetesi ve iki yazar hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, tahrik ve aşağılama. Haklarında soruşturma başlatılan iki yazar Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya. Gerekçe ise 14 Ocak'ta köşelerinde Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed olduğu iddia edilen karikatürünü yayınlamaları. Aralarında avukatlarında bulunduğu bazı gruplar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptılar. Gazetenin iki köşe yazarı ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundular. Adliye önündeki alanda toplanan Özgür Der üyesi yaklaşık 50 kişilik grup Türk ve Tevhid bayrakları açtı. Grup, Ceyda Hikmet hesap verecek, tevhid, adalet, özgürlük, Resul'e uzanan eller kırılsın sloganları attı. Öte yandan başsavcılığa söz konusu karikatüre ilişkin bugüne kadar 100'e yakın suç duyurusu yapıldığı belirtildi. Savcılığın gazetenin iki yazarını ifadeye çağıracağı öğrenildi. Milyonlarca Müslüman için en ufak tepki dahi göstermezken bugün yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar... Dünya Paris'teki kanlı saldırıları konuşurken istihbarat paylaşımı ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Türkiye'nin yakaladığı 12 Fransız ve 3 İspanyol IŞİD militanının ülkelerine teslim edilmelerine rağmen hiçbir işlem yapılmadığı iddia ediliyor. Dünyayı ayağa kaldıran Paris'teki kanlı saldırı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son iddialara göre Türkiye'de güvenlik birimleri yakaladıkları IŞİD militanlarını ülkelerine teslim etti ancak hiçbir işlem yapılmadı. İşte bu iddiayı gündeme Yeni Şafak gazetesi getirdi. Gazetede yer alan habere göre 2014 yılında 12'si Fransız, 3'ü İspanyol, 15 üst düzey IŞİD militanının Türkiye'ye geldiğini tespit eden güvenlik güçleri harekete geçti. Farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda militanlar yakalandı. İstihbarat birimlerinin militanları ülkelerine teslim etmelerine rağmen haklarında hiçbir işlem yapılmadığı iddia edildi. Öte yandan Paris'teki market baskınında adı geçen ve saldırgan Amedi Kolibali'nin sevgilisi olduğu belirtilen Hayat Boumediene ile ilgili yeni bir bilgi basına yansıdı. Hayat Boumediene'nin kaldığı otele Türk istihbaratı tarafından baskın yapıldı ancak bulunamadığı iddia edildi. Fransız istihbaratının Türkiye'ye yeterli bilgi vermediği de iddialar arasında. Avrupa'da Paris saldırıları sonrası gündem Müslümanlara yönelik tutum ve aşırılıkla mücadele. Bu konuda Avrupa'nın iki önemli ülkesi Fransa ve Almanya'dan Müslümanlara önemli mesajlar geldi. Holland, İslam karşıtlığı cezalandırılmalı derken Merkel, Almanlar İslam'a düşman değil dedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İslam karşıtlığının da tıpkı antisemitizm gibi cezalandırılmasını önerdi. Paris'teki saldırıların İslam'la ilgisi bulunmadığına işaret eden Hollande, radikalizmin en büyük mağduru Müslümanlardır dedi. İslamofobinin Yahudi düşmanlığından farklı olmadığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, İslam karşıtlığına da tıpkı antisemitizm gibi tepki gösterilmeli ve aynı zamanda cezai yaptırım uygulanmalı ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de benzer bir açıklama geldi. Almanya'da yaşayan Müslümanların da Yahudilerin de korunacağı sözünü veren Merkel, Müslümanların dışlanması ve şüpheli olarak görülmesi kabul edilemez dedi. Fransa'daki terör saldırılarının ardından dünya liderlerinin Paris'te yaptığı yürüyüş yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürüyüşe katılan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirmişti. Netanyahu Erdoğan'a yanıt verdi. Utanç verici yorumlar dedi. Netanyahu'ya cevapsa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki liderler yürüyüşüne katılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirmişti. Hangi yüzle oraya gitti anlamakta zorlanıyorum demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Netanyahu, Erdoğan'ın utanç verici yorumları uluslararası toplum tarafından reddedilmeli dedi. Ayrıca teröre karşı savaş ancak ahlaki bir açıklık eşlik ederse başarıya ulaşabilir ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan anında tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun Paris'te teröre karşı düzenlenen yürüyüşü kendi siyasi amaçları için istismar ettiğini belirtti. İbrahim Kalın ayrıca Netanyahu'nun açıklamaları insanlık adına utanç verici ve ikiyüzlü bir durumdur ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Aliyev için sarayda yapılan karşılama töreni ise dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Birliği Osmanlı'nın diriliş marşını çaldı. 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerler de törende yer aldı yine. Bak! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama törenlerinde ilkler yaşanmaya devam ediyor. Kalk! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın konuğu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'di. Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda Aliyev için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Birliği karşılama töreninde ilk kez Osmanlı'nın diriliş marşını çaldı. Aliyev'in makam aracı protokol girişinin önündeki caddeden atlı tören birliği eşliğinde saraya geldi. Erdoğan ve Aliyev'in platformda yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Karşılamada 16 Türk devletini temsil eden askerler de vardı. Ancak bu kez dışarıda yer aldılar. Tarih üniformalı askerler karşılamada tören birliğinin hemen karşısında durdu. Muhafız Alayı askerleri de tarihi kıyafetli askerlerin arkasında ellerinde 16 Türk Devleti'nin bayrağıyla dizildi. Sultanahmet'te bir polisin şehit olmasına yol açan canlı bombanın kimliğiyle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Dağistanlı olduğu belirlenen 18 yaşındaki saldırganı ailesi fotoğraflardan tespit etti. Sultanahmet'te polis noktasına saldırı düzenleyen Diana Ramazanova'nın ailesi görüntülerdeki kişinin kızları olduğunu fotoğraflardan tespit etti. 18 yaşındaki Diana Ramazanova'nın DNA örneklerinin ailesiyle karşılaştırılmak üzere Rus yetkililere teslim edileceği öğrenildi. Dağıstan'ın Derbent kentinde doğduğu öğrenilen Diana Ramazanova'nın ailesiyle birlikte Moskova'ya taşındığı belirtildi. Moskova'daki bir mağazada çalışmaya başlayan Ramazanova, internet aracılığıyla Türkiye'de yaşayan İdris isimli bir kişiyle tanıştı. Ramazanova daha sonra bu kişiyle evlendi. Diana Ramazanova'yı Rusya'da terör saldırısı yapmak için ikna etmeye çalışıldığı ancak bilinmeyen bir nedenle saldırının İstanbul'da yapıldığı öne sürüldü. İstanbul'daysa şüpheli paket paniği devam ediyor. Vatandaşlar epeyce tedirgin.
Etrafa bırakılan herhangi bir poşet bile bomba ihtimali üzerine imha ediliyor. Önceki gün yine talimhanede özel bir banka şubesi önüne bırakılan paket panik yarattı. Yine banka önüne bırakılan bir paket, yine bomba paniği yaşayan vatandaşlar. Son günlerde sık sık yaşanan bu olayın son adresi Beyoğlu oldu. Talimhanede bulunan özel bir banka şubesinin önüne şüpheli bir paket bırakıldı. Paketi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Derhal çevre güvenliği sağlandı. Olay yerine bomba imha ve inceleme ekibi geldi. Uzman ekip özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Kontrollü şekilde patlatılan paketten herhangi bir patlayıcı madde çıkmadı. Paketteki çöpler patlamanın şiddetiyle etrafa saçıldı. Polis ekiplerinin çalışmasını bazı meraklı vatandaşlar da cep telefonlarıyla kayda aldı. Trafiğe kapatılan cadde, uzman ekibin incelemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Gerginliğin yaşandığı bir diğer gazete ise Yeni Akit'ti. Charlie Hebdo karikatürlerinin Türkiye'de yayımlanmasıyla başlayan gerginliği fırsat bilen Yeni Akit, Atatürk'ü hedef aldı. Ülkücü oldukları iddia edilen bir grup da gazetenin Küçükçekmece'deki binasının önüne geldi. Grup, Yeni Akit'in sosyal paylaşım sitelerinde Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu iddia ediyordu. Gazeteyi taşlamaya başladılar. Polis ekipleri ve vatandaşlar da grubu engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede de silahlar da ortaya çıktı. Yeni Akit gazetesi önünde silah sesleri yükseldi. Bir grup vatandaş dün akşam gazetenin önünde toplandı. Grup, Yeni Akit gazetesinin sosyal paylaşım sitelerinde Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu iddia ediyordu. Birden gazeteyi taşlamaya başladılar. Gazeteyi taş atan gruptakileri, polis ekipleri ve bazı vatandaşlar engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında silah sesleri duyuldu. Protestocular gazete binasından kendilerine ateş edildiğini iddia etti. Atılan taşlar sebebiyle gazete binasında hasar oluştu. Yaşanan olaylar sebebiyle polis ekipleri Yeni Akit gazetesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra zırhlı polis araçları ve tomalar da gazete önünde hazır bekletildi. Polis silah seslerinin nereden geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Bu arada Yeni Akit gazetesi yetkilileri Atatürk'e hakaret içeren fotoğrafların yayımlandığı akitgazetem.com isimli hesabın gazetelerinin resmi hesabı olmadığını belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle zabıta ekipleri bir süredir gerginlik yaşıyor. Nedeni ise sanayi bölgesi yönetiminin diktiği Atatürk anıtı. Bir süre önce fırtınadan zarar gören anıt tamir edilmek için yerinden söküldü. Tamir edilip geri getirildi ama zabıtalar anıtın dikilmesini engellemeye çalıştı. Sanayi bölgesi yönetimi ise her şeye rağmen anıtı dikmeyi başardı. İstanbul'da Atatürk Anıtı gerginliği yaşandı. Gerginliğin adresi ise Dudullu Organize Sanayi Bölgesi. Yaklaşık 5 ay önce Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından sorumluluk alanına Atatürk Anıtı dikildi. Anıt bir süre sonra fırtına nedeniyle zarar gördü ve tamir için yerinden söküldü. Anıt tamir edildikten sonra tekrar yerine getirildi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Zabıta ekipleri anıtın yerine konmasını engellemeye çalıştı. Gerekçe ise anıtın konduğu yerin ana arter olduğuydu. Zabıta ekipleri daha önce olduğu gibi alanın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanına girdiğini iddia etti. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi de daha önce alınan Yargıtay 4. Dairesi'nin kararını gösterdi. Bölgenin kendilerine ait olduğunu savundu. Zabıta ile Sanayi Bölgesi Yönetimi arasındaki gerginliğe polis müdahale etti. Tarafları uzlaştırdı. Zabıta ekipleri alanı terk ettikten sonra yönetim de anıtın yerine dikilmesi talimatını verdi. 40 demir borudan oluşan anıt gece saatlerinde tamamlandı.
Zabıta ekiplerinin anıtı kaldırma ihtimaline karşı çevresinde önlemler de alındı. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ne ait iş makineleriyle anıtın çevresinde bariyer oluşturuldu. Özel güvenlik ekipleri de anıt çevresinde nöbet tutmaya başladı. İnce Mehmet, Sarı Sıcak gibi herkesin bildiği, okuduğu önemli eserlerin yazarı Yaşar Kemal yoğun bakımda. Yazar önceki gün solunum yolu rahatsızlığı ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle aniden hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Usta edebiyatçının bilinci kapalı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Büyük usta Yaşar Kemal yoğun bakımda. Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri Yaşar Kemal. İnci Mehmet denince adı gelir hemen aklımıza. Kemal bütün romanlarında Anadolu evlerimize taşıdı. Nobel ödülüne layık görülen ilk Türk romancı oldu. Hayvancılık bitti, bahçeler kurudu, arı kovanları boş kaldı. Korucular köylerde geriye ne kalmışsa talan ettiler. İşte bu büyük usta dün aniden rahatsızlandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kemal'in hayati tehlikesi devam ediyor. Hastamızın akciğer enfeksiyonu, atrial fibrilasyon dediğimiz kalp ritim bozukluğu var. Bilinci kapalı ve solunum makinesine bağlı. Kendisine gerekli tüm tetkikleri yapıldı, tedavileri devam ediyor. Maalesef şu anda hayati tehlikesi var. İnşallah sağlığına kavuşur. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 40. gününde ailesinin çağrısıyla Hatay'da bir yürüyüş yapılmıştı. İşte o yürüyüşten dolayı Ali İsmail'in avukat abisi Gürkan Korkmaz hakkında dava açıldı. Ali İsmail'in abisine dava açıldı. Gerekçe ise Ali İsmail'in, yani öz kardeşinin 40. gün anmasına katılmasıydı. Artık tüm Türkiye biliyor Ali İsmail Korkmaz'ın nasıl öldürüldüğünü. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında aralarında polislerin de bulunduğu saldırganlar tarafından feci şekilde dövülmüştü. Beyin kanaması geçiren Ali İsmail hayatını kaybetmişti. Ali İsmail'in ölümünün 40. gününde ailesinin çağrısıyla Hatay'da bir yürüyüş yapıldı. Polis eyleme tazyikli su ve gazlarla müdahale etti. İşte bu yürüyüş nedeniyle Ali İsmail'in abisi avukat Gürkan Korkmaz hakkında dava açıldı. Ancak Gürkan Korkmaz avukat olduğu için kanunlara göre hakkında hemen dava açılamıyor. Önce Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gerekli. Ancak Gürkan Korkmaz'ın ne ifadesi alındı ne de bakanlıktan bir izin talep edildi. Ali İsmail'in abisiyle birlikte 15 protestocu hakkında eyleme silahla katılmak iddiasıyla iddianame düzenlendi. Fakat Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesi Korkmaz'ın suçla ilgili ifadesi alınmadığı için iddianameyi iade etti. Savcı mahkemenin bu kararına itiraz etti. Korkmaz'ın ifadesinin alınmamış olmasının iddianamenin iadesi için gerekçe olmayacağı belirtildi. Savcı, emniyet tarafından tutulan tutanağın yeterli olduğunu savundu. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi bunun üzerine itirazı kabul ederek İddianamenin iadesi kararını kaldırdı. Davanın ilk duruşması 22 Eylül 2014'te, ikinci duruşması 6 Ocak 2014'te görüldü. Gürkan Korkmaz ikinci duruşmada o gün aile olarak dini inançlarımıza göre türbeyi ziyaret edecektik. Ziyaret edemeden müdahale edildi. Bir avukat olarak emniyet ve savcılıkta ifadem alınmadı. Savcılık siyasi baskılarla ifademi almadan dava açmıştır dedi. Diğer sanıklar da demokratik haklarını kullandıklarını ifade etti. Duruşma 31 Mart'a bırakıldı. Yardımcı olacağız. Evet, şimdi hava durumuna bakalım değerli izleyenler. Günün gelişmeleri böyleydi. Peki hava durumunda nasıl olacak? Muhittin Gürkan telefon hattımızda olacak. Hava durumu bilgilerini bize aktaracak. Evet, sözü hemen meteoroloji uzmanı Muhittin Gürkan'a bırakacağız. Günaydın Sayın Gürkan, iyi sabahlar. İyi sabahlar.
sabahlar, iyi yayınlar. Evet, merakla bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında bir düşüş olacak mı? Mevsim normallerinin altında mı olacak? Mevsim normallerinde mi seyredecek? Yağmur ve kar tekrar gelecek mi? Uyarılarınız olacak mı? Buyurun lütfen, sizi dinliyoruz. Bugün için hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde ise hafta sonunda itibaren iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının artacağını tahmin ediyoruz. Yağış durumuna baktığımızda bugün için yurt genelinde yine yağış geçişleri var. Orta Karadeniz'in doğusundan itibaren Doğu Karadeniz genelinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, tabii ki Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar şeklinde yağışlar görülecek. İç Anadolu'da da yer yer lokal yağış geçişleri, Eskişehir'in doğusunda, Ankara'nın güney ve batısında, Konya çevrelerinde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kar geçişleri şeklinde görülecek. Batı kesimlere baktığımızda ise Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kar yağışları, Muğla kıyılarından itibaren Antalya kıyılarında yer yer yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Göller yöresinde de kar ve karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Hafta sonu ise yurtta yağış alanları biraz daha az. Pazar günü yağış beklemiyoruz. Cumartesi günü ise yalnızca doğu bölgelerde lokal yağış geçişleri söz konusu. Onun dışında yurtta yağış beklenmiyor. Özellikle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'da eğimi dik alanlarda çığ tehlikesi var. Bir de iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadiseleri sabah ve gece saatlerinde etkili oluyor. Ulaşımda aksamalara sebep olabilir. Yine gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da yurt genelinde özellikle iç ve doğu kesimlerde etkili. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Gürkan. İyi çalışmalar diliyoruz ve kısa bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Aranın ardından biraz önce aktardığımız haberler, bakalım gazetenin ilk sayfalarına ve iç sayfalara nasıl yansımış, farklı hangi haberler var, bunları sizlere aktaracağız. Bizden ayrılmayın. Evet, ikinci dilimde Uyan Türkiye'ye devam ediyoruz. Hemen hatırlatalım, bizlere uyantürkiye@cemmedia.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler ve 96.4 frekansından Cem Radyo'dan bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz. Gazetelerle devam ediyoruz dedik. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz her sabah olduğu gibi. İstanbul'da sır 11 gün manşetini kullanıyor Hürriyet gazetesi. Hürriyet, bir polisi şehit eden Sultanahmet bombacısı Dağıstanlı Diana Ramazanova'nın hayat hikayesine ulaştı. Diana'nın saldırı öncesi İstanbul'da ne yaptığı araştırılıyor denilmiş. Peki bu insanlar nasıl, gencecik bir kız nasıl bir ölüm makinesi haline getirildi? Onun yokluğuna dayanamıyorum başlığı var. Diana Ramazanova 5 Ocak günü saat 16.30'da Dağıstan'da yaşayan annesiyle Skype üzerinden konuştu. Annesi, eşimin yokluğuna dayanamıyorum diyen kızına bir psikiyatra görünmesi yönünde telkinlerde bulundu. Diana'nın IŞİD saflarındaki Çeçen uyruklu Norveç vatandaşı Abu Aluvevijs ile sosyal paylaşım sitesinde başlayan ilişkisi öncesi arkadaşlığa, sonra da aşka dönüştü. Ülkesinden ayrıldı ve Edelbijev ile dini nikah kıydı. Radikal dinci bir hayat tarzını benimsedi ve IŞİD saflarına geçti deniliyor. Çiftin ilişkisi Suriye'de sürerken Edelbijev Aralık 2014'te öldürüldü. 26 Aralık'ta yasa dışı yollardan Gaziantep'e gelen, taksi kiralayarak İstanbul'a geçen Diana'nın iki el bombasını nereden bulduğu bilinmiyor. 6 Ocak'a kadar kimlerle temas kurduğunun da sır perdesi gibi saklandığı söyleniyor. İşte araştırmada devam ediliyor. Hesaplarına el konuldu. 2002'de ailesiyle birlikte 12 yaşındayken Norveç'e yerleşen Edelbijev, 22 yaşında radikal dini görüşleri benimseyen IŞİD'e üye oldu. Norveç, Aralık 2014'te IŞİD savaşçısı diyerek
Ebel Dijev'in banka hesaplarına el koydu. Norveç bu ismi Türkiye'ye bildirdi mi? Bilinmiyor. İşte bu da araştırılacak değerli izleyenler. Özellikle Fransa'da 12 kişinin öldürülmesi terör saldırısı. Türkiye'deki Sultanahmet'teki saldırı akıllara, acaba ülkeler arasındaki istihbarat paylaşımı yeterli mi? Sonuç veriyor mu? Dikkate alınıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Önümüzdeki günlerde de yine bu konuda gündemde olacak. Hürriyet gazetesinde hemen sağ köşeye bakalım değerli izleyenler. Vekile göre Cumhuriyet sona erdi başlığı taşıyor bu haber. AK Partili Tülay Babuşçu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 16 Türk Devleti'ni sembolize eden kıyafetler giymiş askerlerce karşılandığı anın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesine koyup altına da şunları yazdı. Bu resim Filistin'in vermediği bahanesiyle yıkılan, Osmanlı'nın ve Filistin Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanımızın arka plan görüntüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın muhteşem zekası, 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi diyor. Değerli izleyenler, bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Türk kadını söylüyor. Devam edelim efendim. 700 bin liralık saat bu kağıtla aklandı. Hangi kağıtmış 700 bin liralık saati aklayan kağıt? Meclis Soruşturma Komisyonu raporunda Reza Zarrab'ın eski bakan Zafer Çağlayan'a verdiği öne sürülen markasını vermeyelim efendim. 700 bin liralık kaç marka olabilir? Siz tahmin ettiniz onu. Marka saatle ilgili çarpıcı bir belge yer aldı. Belge Konrad Oteli'nin misafirleri için hazırladığı sıradan antetli bir kağıt. Üzerinde saat bedeli olan 240 bin euroyu M. Zafer Çağlayan'dan teslim aldım yazıyor. Altında da Zarrab'ın imzası var. CHP'li komisyon üyesi Aksünger peçeteden hallice alelade bir kağıda yazılmış belgeyi kanıt kabul ettiler diyor efendim. Bu da örnek teşkil edebilir. Birisi size bu arabayı bu evine saldınız diyorsa, birisi tarafından alındığı iddia ediliyorsa, alıyorsunuz bir kağıdı, karşılıklı yazıyorsunuz. 250 bin TL verdim peçeteye, imzada atıyorsunuz. Kanıt olarak geçmiş efendim bu kağıt parçası. Gelin bize saldırın diyorlar haberi yine ilk sayfada yer bulmuş. Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nin Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayınlamasına tepki göstererek, neredeyse gelin bize saldırın diye hakaret karikatürü basacaksınız, güvenlik güçlerimiz tedbir alır dedi. Avrupa'dan özgür basın çağrısı haberi hemen bu haberin yanında yer alıyor. 751 üyeli Avrupa Parlamentosu yaklaşık 600 üyesinin katıldığı oylamada Türkiye'de medyaya sistematik baskı uygulandığı yönünde sert uyarılar içeren bir tasarıyı kabul etti. Ezici çoğunlukla onaylanan raporda Türk hükümetine eleştirel medya kuruluşlarıyla gazetecilere yönelik baskı ve sindirmeye son verin çağrısı yapıldı. Siyasi etik yasası hemen çıkarılsın efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerinin yaptıklarının etik açıdan incelenerek gerekirse ceza verilmesini öngören siyasi etik komisyonu kurulması için inisiyatif aldı. Çiçek, siyasetin üzerindeki karanlık gölgeleri ve şaibeleri kaldırmalıyız dedi. Evet, ilk sayfa haberlerinden sonra iç sayfalara bakacağız. İç sayfalarda önemli bir haber var. Yine haber bültenimizde de verdik size bu haberi. Hatta kronolojik olarak son 10 yıldır 6 mühendisin ölümünü de ele alan küçük bir belgesel şeklinde aktardık bu haberi değerli izleyenler size. Hangi haber? Aselsan mühendislerinin öldürülmesi haber. Zaten Türkiye'de beyin göçü var. Zaten kafası çalışan bir avuç insanız. Onlar da efendim intihar ediyor, öldürülüyor ya da intihar edilmiş süsü veriliyor. Bilirkişi raporu hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz yıllarda intihar ettiği öne sürülen bir Aselsan mühendisiyle ilgili bilirkişi raporu intihar süsü verilmiş cinayet açıklamasında bulundu. Çok önemli bir açıklamaydı. İşte gaz açık dikkat başlığıyla veriliyor Aselsan mühendislerinin son ölümü efendim. Yine Aselsan, yine şüpheli bir ölüm. Kritik görevde 4 mühendisin şüpheli ölümleriyle sarsılan Aselsan bir kurban daha verdi. Gaz açık dikkat edin notu bırakan mühendisin ölümü soruşturuluyor. 19 Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu Erdem Uğur, Aselsan'ın geliştirdiği, ürettiği veya satın aldığı cihazların test edildiği birimde görevliydi. Ve Uğur 5. mühendis değerli izleyenler,
ölen mutfak tüpü odada, Uğur'un yanında bir de açık bırakılmış mutfak tüpü bulundu. Evdeki incelemenin ardından durum Uğur'un İzmir'de yaşayan ailesine iletildi. Cep telefonu da delil olarak alınan Uğur'un ölümü şüpheli bulundu. Çalışma arkadaşlarının yalnız yaşayan genç mühendisin bir sorunu bulunmadığını, intihara meyilli bir kişiliği olmadığını söyledikleri öğrenilirken savcılık soruşturma başlattı. Efendim bu kadar yıl okuyun, mühendis olun, Aselsan'a girin. İşsizlerin ordusundan sıyrılın, böyle bir beyin, böyle bir kafayla ve sonra da intihar edin. Tabii ki düşündürücü efendim. Önemli insanlar bunlar. Yine araştırılacaktır bu cinayette diğer Aselsan ölümleri gibi. Değerli izleyenler, oğulları borçsuz mirası alacak haberi var. Kimin borçsuz mirasını alacak ve kim ölmüş? Bursa'da 2008 yılında 14 yaşındaki BÇ'ye cinsel istismar suçundan mahkum olan ve geçen Ekim ayında kalp krizinden ölen Hüseyin Üzmez'in iki oğlu önce reddettikleri mirasa şimdi sahip çıkıyor. Avukat Emir Ali Kav, kendisini arayan Üzmez'in oğulları Alparslan ve Mehmet Fatih Üzmez'in reddi mirastan vazgeçmek istediklerini söyledi. Mehmet Fatih Üzmez de reddi miras davasını açmamızın tek nedeni mirastan babamızın borçlarının çıkması ve zor durumda kalmamamızdı. Biz kuruşun hesabını yaparak yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde reddi mirastan vazgeçebiliriz dedi efendim. Reddi miras yaptığınızda mirası istemiyoruz diyorsunuz. Öyle borçlar çıksın alınsın, bunu avukatlar tabii ki inceleyecektir yine. Yine iş sayfalarda bir haber efendim. Önemli bir araştırma aktaracağız. Kadın şiddete karşı yapayalnız Türkiye'de. Evet, yeni bir şey değil, şaşırtıcı bir başlık da değil, yeni bir haber de değil. Bakanlığın sessiz kaldığı araştırması deniliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 6 yıl aradan sonra yaptırdığı aile içi şiddet araştırmasının sonuçlarını basınla paylaşmadı. Sonuçlarını elde ettiğimiz araştırmaya göre şiddet gören kadınların %89'u hiçbir yere başvurmuyor. Şiddet oranı 6 yıldır %38, en çok da boşanmış kadın öldürülüyor denilmiş. İşte kadına yönelik şiddetin burada haritası çıkarılmış. Erken yaş evlilikte cinsel şiddet daha fazlaymış efendim. 18'inden sonra evlenenlerde bu oran 3'te 1'e iniyor. 18 yaşından önce evlenenlerin %26'sı ise cinsel şiddet görüyor. Boşanmış ayrı yaşayan kadınların yaklaşık 4'te 3'ü yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmiş. Ciddi bir rakam efendim. 6 yılda da şiddet oranı %38 oranında artmış. Ayrıntılar yine burada aktarılıyor. Şimdi komisyon ilk kez toplandı. Niçin toplandı? Kadına yönelik şiddet ile ilgili toplandı. Hasret Kağı da dinlenecek, translar da dinlenecek. Önemli bir sorun da tabii ki Türkiye'de transseksüel travestilere karşı yönelik saldırı. Meclis kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştırmak için düğmeye bastı. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan araştırma komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyon üyelerinin dinlenmesini istediği isimler arasında boşanmak istediği eşi tarafından tornavida ile 43 yerinden yaralanan Hasret Kağı da, eşi tarafından iki kolu ve bacağından vurulan Arzu B de var ve kadın örgütleriyle görüşme, evet kadın örgütleriyle görüşme olacak. Sosyal Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yönde araştırmalar yaparken kadın örgütlerinden de bilgileri alacak. Komisyon üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer toplantıyla ilgili şunları söyledi. Komisyon olumlu fakat geç kalınmış bir adım. Toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliğinden en önde olan ülkeler olan İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç parlamentolarını ziyaret edilmesi de değerlendiriliyor efendim. Evet, kadına yönelik şiddeti engellemek, kadın eşitliği istiyorsanız kadın eşitliği olan ülkelere gidip oradaki sisteme bakmamız da gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi bugün manşette terfiyi kaptılar başlığını kullanıyor. HSYK yolsuzluk dosyalarını kapatan savcıları önemli görevlere atadı. 888 kişilik kararname. Hükümet lehine şekillenen HSYK 888 kişilik kararnamede dikkat çeken terfi ve tasfiyeye imza attı. 25 Aralık soruşturma dosyasını kapatan ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan polisleri gözaltına aldıran savcı İsmail Uçar İstanbul Başsavcı Vekili oldu. Deniz Fener'ine takipsizlik veren Başsavcı Vekili Harun Kodalak da Ankara Başsavcılığına getirildi deniliyor. Ve yine bir fotoğraf karesi var. Fotoğraf karesinde Diren İnce Mehmet yazıyor. Tabii ki usta yazar Üstad Yaşar Kemal ile ilgili açılıyor bu pankart. Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Emekleri, Emekçileri Sendikası İstanbul Aksaray Şubesi Dev Çınar için bu pankartı açtı ve diren ince Mehmet dedi Yaşar Kemal'e. Akciğer enfeksiyonu ve kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan edebiyatın çınarı Yaşar Kemal'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi deniliyor. Sürmanşete bakacağız. Sürmanşet Başbakan'dan tehdit başlığını taşıyor. Bugün gazetemizi hedef alan Davutoğlu sonuçları olur dedi. Savcı Cumhuriyet hakkında soruşturma açtı. Efendim hatırlayacaksınız Charlie Hebdo dünyada 3 milyona yakın basılacaktı. Yine 1 milyona yakın pardon. Fransa'da kuyruklar oluştu. Charlie Hebdo'nun son sayısı yani ölenlerin arasına çıkan sayıda yine Hazreti Muhammed olarak kullanıldığı ifade edilen figürlü bir karikatür vardı. O karikatürün bazı parçalarından bazı alıntılarını da Cumhuriyet Gazetesi yayınlamıştı ve bunun akabinde Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde eylemler olmuştu. Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik saldırı olabilir diye polis de orayı neredeyse abluk altına almıştı denilebilir. Ve Davutoğlu'ndan da açıklama gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Charlie Hebdo seçkisine yer veren gazetemizin yöneticileriyle yazarları hakkında halkın kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla soruşturma başlattı deniliyor. İster istemez ifadesiyle bir başlık daha var. Paris'te ifade özgürlüğü ve demokrasiyi savunmak için yürüyen liderlerin arasında yer alan Davutoğlu gazetemizi hedef alan tehditleri tırmandırabilecek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in Charlie Hebdo dayanışmasının basın özgürlüğü olmadığını savunan Davutoğlu ister istemez emniyet güçlerinin tedbir alacağını kaydetti deniliyor. Ve Avrupa Parlamentosu baskıya son verin dedi. Avrupa Parlamentosu AKP'nin ifade ve basın özgürlüğüne baskısını eleştirdiği tasarıyı onayladı. Son yılların en sert tasarısında muhalif medyaya baskı ve korkutmaya son verilmesi de istendi deniliyor. Yıkımdan önce para ödenmeli yine ilk sayfada yer alan bir haber. Zeytinburnu'ndaki 16-9 gökdelenleri için verilen yıkım kararı yeni bir boyut kazandı. İlk sayfada detayını aktaracağız sizlere. Yine 3. sayfaya baktığımızda Aselsan'da 6. ölüm haberini görüyoruz. 28 yaşındaki mühendis evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunduğu için de soruşturma başlatıldı. Bir aydır kayıp değerli izleyenler bir diğer haber. Yaklaşık bir ay önce kardeşlerini kursa götüren Aycan Baytar'dan 15 yaşında bir kız hala haber alınamıyor. Anne Songül Baytar kızımın hayatından endişe ediyorum dedi. Batman'da bir kız daha kayboldu. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş kaybolmuştu. Aile kızlarını arıyordu gözü yaşlı bir şekilde. Sonra bir internet sitesinde onların PKK'ya katıldığına ilişkin ifadeler vardı ve bir fotoğraf karesi vardı. 15 yaşında bir kızımız daha kayıp. İlk sayfada, iç sayfalarda aktaracağım diye kısa kestiğim bir haber vardı. Zeytinburnu'ndaki gökdelenlerle ilgili İstanbul'un hakikaten korkunç bir görüntü, silüetini bozan o kazulet gibi 3 tane bina var ya efendim 16-9 onunla ilgili bir karar var. Hemen ayrıntısına bakacağız. Tıraşa tazminat yolu. Zeytinburnu'nda 16-9 gökdelenleri için verilen yıkım kararı yeni bir boyuta taşındı. Tıraşlanacak katlarda daire sahibi olan şirketin Zeytinburnu Belediyesi'ne açtığı dava sonucunda idare mahkemesi satın aldığı sırada geçerli bir inşaat ruhsatı bulunan davacıya bedeli ödenmeden yıkım yapılmasını hukuka uygun bulmadı. Mahkeme idare kusurlu olduğu için tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Tarihi yarımadanın silüetini bıçak gibi saplanan ve daha inşaatı başlamadan tartışma konusu olan 16-9 gökdelenleri için verilen tıraşlama kararında yeni bir gelişme yaşandı. B blokun 10. katından daire sahibi olan bir şirket yıkım kararı veren mahkeme kararı doğrultusunda encümen kararıyla yapı tatil tutanağı düzenleyen Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na dava açtı. Efendim orada da yani tıraşlanacak daireler düşünülürse 20 daire olsa bir dairenin fiyatının ortalama 1 milyon olduğu eski parayla 1 trilyon olduğu düşünülürse ciddi bir rakam söz konusu. Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesi insanlık adına utanç verici manşetini kullanıyor. Bugün Ankara'dan Netanyahu'ya sert yanıt demiş. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, İsrail Başbakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın kınanması çağrısı insanlık adına ikiyüzlülüktür. Başbakan Davutoğlu da Netanyahu insanlık suçu işledi, kaçamaz dedi efendim.
Netanyahu'nun Paris'te teröre karşı düzenlenen yürüyüşü kendi siyasi amaçları için istismar etmeye çalışması, Gazze'de öldürülen masum sivillerin hatıralarına saygısızlık olduğu gibi uluslararası kamuoyuna karşı da zavallıca bir siyasi şov yapma arzusu. İsrail'in sahilde oynayan çocukları hunharca katletmesi 21. yüzyılda insanlığın hafızasına kara bir leke olarak kazandı dedi Davutoğlu. Bu tartışmada önümüzdeki günlerde devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Netanyahu'nun o yürüyüşe katılmasına ikiyüzlülük olarak değerlendirmişti. İşte karşılığında Netanyahu'dan bir açıklama geldi. Özür diliyorum. Yine tartışma konusu oldu efendim. İki liderin de İsrail-Filistin üzerinden birbiriyle konuşması. Tarihi davet başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le ortak basın toplantısında tarihi bir karar açıkladı. 24 Nisan yani Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü birçok devlet ve hükümet başkanını da davet çıkardık. Biz İlham Aliyev kardeşimle beraber inşallah Çanakkale'de olacağız. Anma törenlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat davet edilen önemli bir isim var. Davet mektubuyla Ermenistan'da davet edildi efendim 24 Nisan için. Evet, devam edelim değerli izleyenler ilk sayfa haberlerini aktarmaya. Bombacının hedefi Şii camileriydi deniliyor. Bombacının da görüyorsunuz fotoğraf karesinde yine çarşafa girmeden önceki hali var. Sultanahmet'te bombalı saldırı düzenleyerek polis Kenan Kumaş'ı şehit eden Diana Ramazovana'nın asıl hedefinin İstanbul'daki Şii camileri olduğu ortaya çıktı. Ramazanova'nın yanında kaldığı Çeçen aileden bu camilerin adreslerini öğrenmeye çalıştığı da öğrenildi deniliyor. İşte gencecik bir kız nasıl olduysa bir şekilde beyni yıkanıyor ve canlı bomba haline getiriliyor. Cizre'deki çocuk plastik fişek kurbanı, haber bültenimizde de aktardık. Otopsi yapıldı. Mermiye rastlanmadı ancak plastik bir mermi olabilir dendi. Önceki gün hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın polis envanterinde bulunmayan plastik fişekle öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsi raporunda çocuğun sert plastik bir maddenin başına çarpması sonucu can verdiği belirtildi. Kazanhan'ın cenazesi de defnedildi deniliyor değerli izleyenler. Sürmanşete baktığımızda ustanın sağlık durumu iyiye gidiyor başlığıyla yine Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Yaşar Kemal'in sağlık durumu ile ilgili bilgi aktarılıyor. 7 Şubat savcısına şark görevi haberini görüyoruz. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırarak 7 Şubat krizine imza atan savcı Sarıkaya Erzurum'a atandı. HSYK yeni bir kararname ile 888 hakim ve savcının görev yerini değiştirirken büyük bir paralel temizlik de yaptı. MİT soruşturmasını yürüten savcılardan Bilal Bayraktar, Gaziantep'e şike davası savcısı Mehmet Berk, Balıkesir'e balyoz hakimi Ömer Diken, Uşak'a yollandı deniliyor. Ayrıntıları da aktarılmış yine ilk sayfada değerli izleyenler. Evet, Sabah gazetesinin iş sayfasına bakacağız. Çalıştığı kuyumcudan her gün altın çaldı haberi var. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir yıl boyunca günde 7-8 altın çalarak çalıştığı kuyumcu 350 bin lira zararı uğratan Fırat A yakalandı. Evet, birden çalmamış efendim. Az 350 bin liralık altını almış götürmüş işçi. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesi birlikte savaştık, beraber analım başlığını kullanıyor. Erdoğan aralarında Sarkisyan'ın da bulunduğu 102 ülke liderine mektup gönderdi. Çanakkale'nin 100. yılında birlikte olalım dedi. Merakla da bekleniyor, Sarkisyan katılacak mı ve cevabı ne olacak değerli izleyenler. Osmanlı kostümü 45 kilo. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri muadili Aliyev'le Muhafız Alayı Bando Birliği'nin çaldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşıladı. 16 Türk Devleti'nin üniformalarını giyen askerler de törende hazırdı. Kostümlerin terzisi Aşkın Ocak, 16 askerin törene 2,5 saatte hazırlandığını, Osmanlı kostümünün 45 kilo olduğunu söyledi efendim. Bunları taşımakta tabii ki belli bir güç ister. Devam edelim. Buzdolabında beklemeyiz haberi yine Başbakan Davutoğlu'ndan bir açıklama. Brüksel'de konuşan Davutoğlu sert mesajlar verdi. Avrupa Birliği bizi almazsa buzdolabında beklemeyiz. Avrupa Birliği'ne girersek parlamentonun 1/3 Türk olur diyor. Nüfusun 1/3 Türkse parlamentoda da biz olacağız diyor. Belediyelere cemevi talimatı haberi ilk sayfada yer alıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li 230 belediyeye cemevleri ibadethanedir. Cemevlerinin ibadethane olduğuna dair kararı belediye meclislerimizden bir an önce geçirin talimatı verdi. Evet, dünya kabul etti cemevlerin ibadethane
hastane olduğunu. Avrupa Birliği'nden karar geldi. Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu karar çıktı. Türkiye'de de nedense efendim sağı, solu, ortası, AKP'si, MHP'si, HDP'si, CHP'si herkes evet diyor, Alevilerin hakları verilsin diyor. Türkiye ilk defa bir noktada cem etti. Bir araya geldi, toplandı Alevilerin hakları için. Ama maalesef karar çıkmıyor. Bu da enteresan. Uzlaşabildikleri tek konuda bile karara varamayan bir ülkede yaşıyoruz efendim. Ancak CHP'li belediyeler cem evlerini yasal statüsü olarak, ibadethane olarak kabul edin diye bir yazı gönderiyor bütün belediyelerine. Artık da kabul edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Devam edelim. Yine sağ köşeye bakacağız. Umutlu bekleyiş başlığıyla Yaşar Kemal'in hastanedeki durumuyla ilgili bilgiler veriliyor. Bağımsızların Oscar yarışı haberi de yine ilk sayfada yer buluyor. Oscar töreniyle ilgili. İlk sayfada bir diğer haber Cumhuriyet'e soruşturma başlığıyla veriliyor. Fransa'da katliam yapan Charlie Hebdo'nun önceki günkü sayısından seçki veren Cumhuriyet gazetesi için resen soruşturma başlatıldı. İki yazar ve gazete sorumluları halkı kin ve düşmanlığa, tahrik suçundan savcılığa ifadeye çağrılacak. Belçika'da terör operasyonu ve 3 ölü. Belçika'nın değişik şehirlerinde eş zamanlı başlayan ve Suriye ile Irak için cihatçı topladığı iddia edilen büyük bir organizasyona yapılan operasyonda 3 kişi öldürüldü. Cihatçıların IŞİD'le bağlantılı oldukları ve Paris'teki Charlie Hebdo saldırılarının silah sağladıkları da iddialar arasında deniliyor. Balyoz'da eski CD'ye yeni isimler haberini aktaralım. Yeniden görülen Balyoz davasında ortaya çıkan yeni belgeler 11 oğlu tartışmalı CD'yi daha da tartışmalı hale getirdi. Dosyanın delilleri arasında yer alan CD'nin içeriğinde isimleri yer alan hastane ve derneklerin kuruluşundan daha önceki bir tarihte oluşturulduğu resmi kurumların mahkemeye bildirimleriyle ortaya çıktı deniliyor. Yine araştırılacaktır bu konuda. Sürmanşete baktığımızda yargıda büyük operasyon başlığını görüyoruz. HSYK 1. Dairesi kararname ile 784'ü adli, 104'ü idari yargıda 888 hakim ve savcının yerini değiştirdi efendim. Devam edelim. Fener'i Saint Joseph'li kurdu deniliyor. Galatasaray'ı Fener'i Galatasaraylılar kurdu, bunu bu kurdu tartışması devam ederken yeni bir iddia efendim. Duygun Yarsuvat'ın Fenerbahçe'ye Galatasaraylılar kurdu açıklamasına itiraz eden Tarih, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Doktor Kayserilioğlu, sarı lacivertli takımı aynı renkleri taşıyan Saint Joseph'lilerin kurduğunu söyledi deniliyor. Çakma siteyle dolandırdılar haberini aktaralım. Başkentte memur yapmak için vatandaşlarla 30'ar bin liraya anlaşan dolandırıcılar, inandırıcı olabilmek için Devlet Personel Başkanlığı adına bir internet sitesi de kurdu. Aman dikkat! Devlet memuru olmak için aman devlet memuru olalım, işte paramızı alalım, bir hayatımız garantide olsun diyorsanız bunun için internetteki bazı siteleri çok dikkatle takip edin. Çünkü dolandırıcılık yapıyor efendim. Bu siteler yine Aselsan'da yine mühendis ölümü haberi ilk sayfada yer alıyor Milliyet gazetesinde. İç sayfalara baktığımızda değerli izleyenler, iç sayfalarda da annem hayat verdi, babam hayata bağladı başlığını görüyoruz. Antalya'da çiftçilik yapan Hüseyin Özyurt bir yıl önce vücudundan şişlik ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. Böbrek hastası olduğunu öğrenen Özyurt'a uygulanan ilaç tedavisi etkili olmadı. Bir ay önce diyalize başlandı. Testlerde her iki böbreğinin de iflas ettiği tespit edilen Özyurt'a nakil kararı verildi. Bunun üzerine baba Mehmet Özyurt verici olmak istedi. Yapılan testlerde uyuşmazlık görülmeyince de Mehmet Özyurt oğluna böbreğini verdi. Hangi anne baba vermez ki efendim? Evladına böbrek. Çok da güzel söylemiş o evlat. Annem bana hayat verdi, babam da hayata bağladı deniliyor. Organ bağışı ile ilgili buradan bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. Organ bağışına dikkat çekmek istiyorum efendim. Küçücük bir evlat bile, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitti ancak kurtarılamadı. Ailesi o küçücük bebeğin organlarını bile bağışladı. Başka hayatlara, başka bebeklere can olsun diye. O yüzden organ bağışına dikkat çekelim. O kadar önemli ki efendim organ bağışı. İlla başınıza gelmesi gerekmiyor. Ama başımıza geldiğimizde çok iyi anlıyoruz. Yani bir böbrekle, bir karaciğerle yaşayabilecek insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Farz edin sizin başınıza, evladınızın başına geldi ve trafik kazasında ola ki başka bir şekilde biri hayatını kaybetti, organı bağışlandı ve sizin evladınıza o organ geldi ve hayata tutundu. Lütfen böyle düşünün. Siz de
bazı canlara hayat olabilirsiniz. Önemli bir şey organ bağışı. Bunu da buradan bir kez daha hatırlatalım. Evet, Vatan Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberlere bakacağız. Ancak onun öncesinde kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir ara verelim, soluklanalım, çayımızı kahvemizi alalım. Üçüncü ve son dilimde Uyan Türkiye'de bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, kısa bir araya gitmeden önce gazetelerde Vatan Gazetesi'nde kalmıştık. Hemen başlayalım efendim. İşte o kadın manşetini kullanıyor Vatan Gazetesi. Rus basını internette tanıştığı Çeçen için İstanbul'a gelen ve Sultanahmet'te canlı bomba olarak polisi şehit eden Dağıstanlı Diana'nın ölüme giden yolculuğunu yazdı deniliyor. Ayrıntılarda aktarılmış, işte görüyorsunuz, gencecik bir kız canlı bomba haline geliyor. Sağ köşeye baktığımızda 90 yıllık reklam arası bitmiş başlığını görüyoruz efendim. Fotoğrafı paylaştı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu dün sosyal medya hesabında Filistin lideri Abbas ve Erdoğan'ın tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerlerle çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve şu yorumu yaptı. Filistin'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı'yla Cumhurbaşkanımızın arka plan görüntüsü 600 yıllık imparatorluğunun 90 yıllık reklam arası sona erdi deniliyor efendim. Düşündürücü bir tweet atmış kendisi. Düşündürücü bir cümle söylemiş. 90 yıllık reklam arası, yani Cumhuriyet'le mi verdik efendim biz bu reklam arasını? Cumhuriyet olmasaydı acaba siz o sıralarda milletvekili olabilir miydiniz? Kadın hakları bu kadar olabilir miydi? Siz parlamentoda olabilir miydiniz? Mecliste olabilir miydiniz? Bizler burada yayın yapabilir miydik efendim? Bunları da düşünmek gerekir. Devam edelim. Cizre'de fırtınadan önceki sessizlik var başlığı. Değerli izleyenler, Cizre'de ne olacak? Hakikaten merak ediliyor. 6 kişi öldü 27 Aralık'tan itibaren. Son olarak da 12 yaşında küçük bir çocuk öldü. Bilirkişi raporu plastik kullanılmaması gereken bir mermi kullanıldığını, havai fişek kullanıldığını söyledi. İşte fişek mermisi denmişti. Ayrıntılar var, hemen aktaralım. Öcalan'ın çağrısına bir çocuk cesediyle cevap verildi. Bölgede 6-8 Ekim olayları travma yaratmış. Sur, Nur ve Yafes mahallelerinde çok sayıda hendek var. Nüfusun 3'te 2'si burada. Giriş çıkışı gençler kontrol ediyor denilmiş. Cizre'de sokakta oyun oynarken başından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan toprağa verildi. İlk otopside tanımlanamayan denilen mühimmat 12 oğlu av tüfeği fişeği çıktı deniliyor efendim. İlk sayfada kin ve nefret soruşturması haberini görüyoruz. İstanbul Başsavcılığı Charlie Hebdo karikatürlerini basan Cumhuriyet Gazetesi ile Hazreti Muhammed olduğu iddia edilen karikatürü köşelerinde yayınlayan Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya için soruşturma açtı. Gerekçe halkı düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama olarak aktarıldı efendim. İlk sayfada yumruğu yersin başlığını görüyoruz. Kim diyor bunu? Papa Francis ifade özgürlüğünün bir sınırı var dedi. Şu örneği verdi. İnsanların inançlarını aşağılayamazsınız. Arkadaşım anneme küfrederse yumruğu yer. Bu normal diyor efendim. Bakın, Papa da böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Evet, bir yere kadar özgürlük özgürlük diyoruz ama herkesin birbirinin özgürlüğüne saygı duyması gerekir. Birbirinin yaşam şekline, tarzına, esas nokta bu aslında. Birbirimize saygı duymayı öğrendiğimiz zaman zaten birbirimizi çok aşağılayıcı söylemlerde bulunmayacağız. Onun yaşamına, onun tarzına saygı duyacağız. Ve hakarete asla izin vermeyiz. Yine Papa Francis'in açıklamasının yanında Başbakan Davutoğlu'nun açıklamasını görüyoruz. Davutoğlu, bu ülkede Hazreti Peygamber'e hakarete izin vermeyiz. Basın özgürlüğüyle hakaret etme alçaklığını yan yana koymayız dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da eleştirdi. Aynı Paris katliamını yapan teröristler gibi insanlık suçu işledi. Evet, tabii ki bir yerde insanlar inançlarına çok fazla müdahale edildiğinde, o boyuta geldiğinde insanlar tepkisini dile getirmeli. İşte burada önemli bir çizgi var. O tepki gidip insanları ya da Charlie Hebdo'yu baskın düzenleyip 12 kişiyi öldürmek değil. O tepki meydanlara inip, eğer karşıysanız, demokratik yolla protesto hakkınızı kullanmak olmalı. Toplanın milyonlarca kişi bir araya,
protesto edin bu olayı ama bir taşkınlık yapmadan, ama birilerini öldürmeden, birilerine zarar vermeden, kendi ülkenizin malını şeyine zarar vermeden, malına mülküne zarar vermeden protestonuzu yapın. Ama protesto demek insanları gidip bana hakaret etti, bana küfür etti deyip yumruğu sıkıp suratına bir yumruk indirmek değil ya da insanları öldürmek değil. Bunun adı terör efendim. O yüzden hiçbir şekilde kabul edilemez. Terördür yapılanın adı. Devam edelim. Rüzgar tanrısı Hermes'e 1 milyon dolar. Sivas'ta antik Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı Hermes'i 2000 yıllık heykelinin başı ele geçirildi. Kaçakçılar Hermes'e 1 milyon dolar istedi deniliyor efendim. Tarihimizde böyle parça parça başı, bedeni vesaire parça parça kaçırılıyor yurt dışında. Sonra yurt dışında müzelerde sergileniyor. Türkiye tarihi eserlerine de artık sahip çıkmalı. Sürmanşete bakacağız. Sürmanşette 800 savcı şehir dışında haberini görüyoruz. HSYK 104'ü idari 888 hakim ve savcının yerini değiştirdi denilmiş. Yine sürmanşet haberleri arasında Aselsan'da 6. ölüm başlığını görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknoloji üreten Aselsan'daki şüpheli mühendis ölümleri son 8 yılda 6'ya çıktı. Yani her sene bir mühendis ölüyor efendim. En düşük vergi %40 haberini aktaralım. Rant vergisinin nasıl hesaplanacağı belli oldu. İmar planı değişen arazinin değer artışını 5 kişilik heyet belirleyecek. Doktorlar umutlu deniliyor. Yine Yaşar Kemal efendim biliyorsunuz yoğun bakımda, Türk Edebiyatı'nın önemli yazarı. Doktorlar da umutluymuş Yaşar Kemal'in durumuyla ilgili. Atatürk kavgası haberi yine Vatan Gazetesi'nde görülüyor. Haber bültenimize de aktardık. Dudullu'da sanayi sitesinde zabıtalarla sanayi sitesi yetkilileri arasında kavga çıktı, tartışma çıktı, arbede çıktı. Neden? Atatürk heykeli fırtınada zarar görmüştü, onarılıp geri geldi. Sanayici ile belediye karşı karşıya geldi. Sanayici oranın kendisine ait olduğunu söyledi. Zabıtalar da Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi. Ancak heykel sonuçta oraya dikildi. Vatan Gazetesi'nde iç sayfalara baktığımızda iş yerinde müzik dinleyen çorapçıya 6 ay hapis şoku haberini aktaralım. Telif ücreti ödemediği için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan İsmail Dikmen, çorap satışıyla müziğin ne ilgisi var diye isyan etti efendim. Enteresan, biz müzik sanatçının hakları deriz. Yıllardır ve yıllardır hatırlayacaksınız, bilirsiniz, Kemal Sunal filmleri izlenir izlenir izlenir. Ne ailesine bir telif ödenir, ne yapımcıya ödenir. Müzikler çalınır. Ancak bir çorapçı da efendim, bir esnaf müzik dinliyor diye o dinlediği müzikten telif istenmiş efendim. Herhalde müziğin sesi biraz açıldı, sokaktan da duyuluyordu. Bunun için çok enteresan noktalarda enteresan işlerle uğraşıyor bizim ülkemizde bazen bazı insanlar. Devam edelim. Yurt Gazetesi var sırada. Yurt Gazetesi boşuna mı yürüdü manşetini kullanıyor. Charlie Hebdo'ya saldırı sonrası Paris'te yürüyüşe katılan Davutoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne yüklendi. Türkiye Hazreti Muhammed konusunda hassastır. O karikatürü yayımlamak tahriktir. Şimdi nasıl oluyor efendim bu? Charlie Hebdo'da karikatürler yayınlandı diye insanlar öldürüldü. İnsanlar öldürüldü diye oraya gidip yürüdünüz. Sonra geri geldiniz. Cumhuriyet Gazetesi bu karikatürleri Charlie Hebdo anısına çizgileri yayınladı diye, bazı seçkiler yaptı diye. Hayır, yayınlayamazsınız. İşte Türk halkını tahrik eder diyorsunuz. O zaman şöyle düşünelim. Cumhuriyet Gazetesi bunları yayınladığı için Cumhuriyet Gazetesi'ndeki insanlar öldürülseydi, oraya da bir saldırı olsaydı, 4-5 kişi öldürülseydi yine gidecektiniz. Basın özgürlüğü gibi kol kola girip bu sefer de Cumhuriyet Gazetesi için duracaktınız. Yalnız burada bir enteresan bir denge var. Bazen bu konularda ağzımızdan çıkan kelimeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tam da şu noktada kelime güzel oluyor. Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı. Dün size o yüzden Ahmet Hakan'ın yazısını okudum. Nasıl tepki vermemiz gerektiği orada çok güzel belirtiliyordu. Bu dinin peygamberi zaten din adına, peygamber adına bu ölümlerin yapıldığını görse zaten böyle bir şeye müsaade etmez. Olaya bu noktadan da bakmak gerekir değerli izleyenler. Baskıya son verin, yine ilk sayfada büyük olarak görülüyor bu haber. Avrupa Parlamentosu'ndan sert medya raporu deniliyor. Bakın parlamentoda onlarca isim el kaldırıyor. Niçin el kaldırıyor? Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Başbakan Davutoğlu Brüksel'de Avrupa Birliği tepe isimleriyle görüşürken Türkiye'nin medyaya yönelik baskısını eleştiren bir uyarı yayımladı. Raporda Türk hükümetine medya özgürlüğünü bir öncelik konusu olarak ele alması, eleştirel medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik baskı ve sindirmeye son verme çağrısı yapıldı deniliyor. Sağ köşeye baktığımızda
anneme küfreden yumruğu yer diyor, Papa'nın tepesi attı denilmiş. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'ten şaşırtan bir açıklama geldi. Papa, en iyi arkadaşım anneme küfrederse bir yumruk yemeyi bekleyebilir. Bu gayet normaldir dedi efendim. Papa bunu dedi. Tabii dememesi gerekirdi. Yani o arkadaşla görüşmeyeceğim, çekip gideceğim gibi biraz daha ılımlı bir şey söylemesi gerekirdi. Akıllara ne geliyor biliyor musunuz? Hani Sivas geldi şu anda aklıma. Genco Erkal'ın oyununa gittim de hep etkilenmişimdir. Zaten biliyoruz olayı ama müthiş bir tiyatro oyunuydu. Sivas katliamı ile ilgili. O kadar insan katledildi. O kadar insan Sivas'ta yakıldı. Karşılığında bir olay oldu mu efendim? Susup insanlar hakikaten bir araya geldiler, cem ettiler, yüreklerine çektiler o acıyı. Acaba diyorum böyle bir katliam. Aşırı dinci işte Katolik olur, Ortodoks olur vesaire olur. Başka bir tarikata olur. Yapılsaydı ne olurdu? Dünya herhalde kan gölüne dönerdi efendim. Bugün Filistin ve İsrail'de yaşadığımız durum olabilirdi. O yüzden Papa'nın bu açıklamasını da onaylamıyorum. Ne olursa olsun içinizden bu geçebilir, bunu düşünebilirsiniz. Ancak kitleler sizi dinliyorsa, kitleleri yönlendirebilme yetkiniz ve gücünüz varsa böyle bir açıklama yapamazsınız. Yani bu şuna benzer, çocuk yetiştirirken işte çocuğa şöyle davranmalıyız hep söyleriz. Bazen sabrımız, sınırımız çok zorlanır. Hakikaten bir tane vurmak isteriz çocuğun poposuna, ancak bunu tutup da işte çok kızdığınıza yapın dememeniz gerekir. Çünkü sizi kitleler dinliyor, sizi kitleler izliyor. Siz bir göz önünde bir insansınız. Böyle açıklamalar yapmamak gerekir değerli izleyenler. Cizre'de tuhaf mühimmat haberi yine ilk sayfada yer buluyor. 12 yaşındaki Nihat Kazan'dan dün Cizre'de gözyaşları arasında toprağa verildi. İşte otopsi raporu da açıklandı. Bununla ilgili ilk sayfada yer alıyor bu haber. Günün haberi, kahraman işçi Karaca'yı buzdan kurtardı deniliyor. Bakın efendim, donmak üzere olan bir hayvanı kurtaran bir insan var. Bizler insanlar birbirimize el uzatmıyoruz. Bravo diyoruz bu işçiye de. Evet, Arda'nın hayatı SGK'ya bağlı. Arda'yı kurtaracak cihaz Amerika'da var, ancak pahalı olduğu için SGK geri ödeme listesinde yer almıyor. Artık bununla ilgili de ciddi bir hakikaten ciddi bir araştırma yapılması lazım. Bununla ilgili, kanser hastaları ile ilgili, özellikle burada bazı hastalıkların tedavisi yok. Göz göre göre bu küçük Arda gibi birçok çocuğumuzu da ölüme teslim etmeyelim. Bizde gavur fobia var. Enteresan bir isim efendim. Kim uydurduysa, biz kızdığımız, şimdi bizleri izleyenler varsa efendim, merkez Türkiye'de ve Avrupa'da, yurt dışında da izleniyoruz biliyorsunuz. Çok fazla izleniyoruz hatta. Orada yetişmiş gençler belki Türkiye kültüründen biraz uzak, bilmiyorlarsa böyle gavur denir. Ve çok da enteresan bir başlık atılmış. Bizde de gavur fobia var. İlahiyatçı yazar Eli Açık Paris saldırısını değerlendirdi. Batı'da İslamofobia, bizde de gavur fobia var demiş efendim. Enteresan bir çıkış yapılmış. İlk sayfada yer alıyor bu haberde. Hemen sürmanşete bakacağız ve Yurt Gazetesi'ni noktalayacağız. Sürmanşette Yurt Gazetesi'nde Nazım'a karanfilli anma haberini görüyoruz. Nazım Hikmetran doğumunun 113. yılında törenle anıldı. Sevenleri usta şairin 64 yıl önce Türkiye'den tekneyle ayrıldığı Tarabya'daki denize karanfil attı. Törene Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Tarık Akan ve Rutkay Aziz de katıldı deniliyor. İyiye gidiyor başlığıyla yine Yaşar Kemal'in son durumuyla ilgili haber de Yurt Gazetesi'nde aktarılıyor efendim. Ailesi teşhis etti yine Sultanahmet'teki saldırıyla ilgili. Teröristin ailesi kızlarını teşhis etti. Kızları 18 yaşındaki Diana Ramazanova olduğunu söylediler. Dağıstanlı 18 yaşında bir kız canlı bomba oldu. Aselsan'dan emekli olunmuyor efendim. Enteresan bir başlık atmış Yurt Gazetesi. Evet, Aselsan'dan emekli olunmuyor. Çünkü orada insanlar emekli olma yaşına gelmeden bir şekilde ölüyor. Daha önce 5 mühendisin esrarengiz şekilde ölümüyle gündeme gelen Aselsan'dan dün yine bir ölüm haberi geldi. Aselsan'da çalışan mühendis Erdem Uğur evinde ölü bulundu. Ve Isparta kazası akıllarda. Bakın hep söyledik, önemli bir haberdi. 2007 yılında Isparta'da düşen uçakta biz birçok beynimizi kaybettik. İşte bunlara bir örnek verelim. Kazada hayatını kaybeden Engin Arık'ın Türkiye'de CERN benzeri bir parçacık hızlandırma laboratuvarı kurma projesinde çalışmak istediği vurgulanıyordu deniliyor. Önemli bilim insanlarını kaybettik biz o kazada. O kazada hep üstü kapalı olarak kaldı efendim. Yurt Gazetesi'nden sonra Habertürk Gazetesi'ne kısaca bir göz atacağız ve yavaş yavaş günü toparlayacağız. Habertürk Gazetesi, 16 savaşçıdan en çok Osmanlı kıyafeti zorladı deniliyor. Osmanlı kıyafetinin de 45 kilo olduğu söylendi yapılan modacısı tarafından. 16 Türk Devleti
Türk Devleti'nin askeri kıyafetleri giyilmişti. Başbakanın ilk yine Filistin Başkanı geldiğinde, bugün de Cumhurbaşkanı geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geldi. Yine aynı törenle karşılandı. Songül'ün tek delili düğün CD'si deniliyor. İmam nikahlı Songül bebeğine Soma kurbanı eşinin soyadını alma savaşında deniliyor. İşte efendim, bu da önemli bir haber. Resmi nikahın önemini bir kez daha vurgulayalım burada. Aselsan'da 6. ölüm haberi yine ilk sayfada yer alıyor. Annesi onu teşhis etti. Yine Sultanahmet'teki bombacı ile ilgili haber ilk sayfada görülmüş fotoğraf karesiyle. Bu ülkede buna izin vermeyiz. Başbakan Davutoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nin seçkiler yayınladığı Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili açıklaması ilk sayfada yer alıyor. Hemen yanında anneme küfreden yumruğu yer Papa Francis'in açıklaması da ilk sayfada. Taraf gazetesi ise uyuyan hücreden suikast hazırlığı başlığını veriyor. Charlie Hebdo saldırısının ardından hükümetten gelen benzer saldırılar Türkiye'de de olabilir açıklaması doğru çıktı. İzmir'de uyuyan bir IŞİD hücresinin kanaslı suikast planı ele geçirildi deniliyor Taraf gazetesinde. Sürmanşette Cizre'de karanlık oyun başlığıyla Cizre'deki son durum aktarılıyor. Orada da bekleniyor, ne olacak acaba? Cizre'de nereye gidiliyor? Sol köşede direnirsin koca usta demişler efendim Yaşar Kemal'e. Biz de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Acil şifalar dileyelim. Direnirsin Yaşar Kemal. Davutoğlu'na rant haritası yine ilk sayfada CHP'nin bir iddiası Taraf gazetesinde yer buluyor. Başbakan hedef gösterdi, savcı soruşturma başlattı deniliyor. Charlie Hebdo seçkilerine yer veren Cumhuriyet Gazetesi'nin iki yazarı ve Cumhuriyet Gazetesi için suç duyurusunda bulunuldu. Bu da ilk sayfada yer alıyor Taraf gazetesinde. Ve yavaş yavaş programı noktalayalım. Hızlı hızlı geçtik Taraf gazetesini. Tarihte bugüne gidelim. Bakalım tarihte bugün neler olmuş. 1912'ye bugüne gittiğimizde 1914 Altay Spor Kulübü kuruldu efendim. 1952'ye gideceğiz. Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem Talu'ya Fransız Légion d'honneur nişanı verildi. Yazar bu ödüle Türk-Fransız kültür ilişkilerine katkılarından dolayı layık görüldü efendim. Önemli isimlere verilir bu ödül. 1983 Türk Hava Yolları'nın Afyon uçağı Ankara'da düştü. 47 kişi öldü. 1983'te meydana geldi bu kaza. 1991'e gideceğiz. Amerika, Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı. Çöl fırtınası harekatı, Irak'ın sanayi ve savaş potansiyeli tamamen imha edilip 2003 yılında ülkenin işgaline zemin hazırlandı. Evet değerli izleyenler, tarihte bugün bunlar olmuş. Ve bugün neymiş efendim? Dünya Hijyen Günü'ymüş. Aman dikkat edin, hijyen günü deyince ellerinizi bugün 10 kere 20 kere yıkayın. Temiz olmaya çalışın, dişlerinizi fırçalayın. Dikkat edin efendim hijyene diyoruz ama ben Dünya Hijyen Günü'nü şöyle söylemek isterim. Daha çok kişilerin kendi hijyeninden ziyade şu hastanelerde, şu hastaneye çocuğumuzu götürüp hasta olup çıkardığımız oralarda çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle iş yerlerindeki temizlik ve hijyene dikkat edilmesi gerekir. Bugün de Dünya Hijyen Günü'ymüş. Günün sözünü söyleyeceğiz değerli izleyenler. Günün sözü Şems-i Tebrizi'den gelecek. Bakın Şems-i Tebrizi ne demiş? Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllıdır. Aklı kadar şerefli, şerefi kadar da kıymetlidir. Çok güzel efendim. Edep ya edep demişler. O yüzden diyorum ya, hep lisan-ı münasiple, hep saygı ve sevgiyle birbirimize bakalım. Bugünü de yine böyle kapatacağız. Bu haftayı da böyle kapatacağız efendim. Haftaya ne olur, kim öle kim kala, burada olur muyuz olmaz mıyız, hiç belli olmaz. Ama her zaman olduğu gibi temennimizde bulunalım. Herkesin birbirine saygı ve sevgiyle baktığı, birbirini anlamak için gözlerin içine baktığı, askeri müşterekte uzlaşabildiği, birbirinin rengine, diline, dinine, ırkına, cemevine, camisine, başörtüsüne, duruşuna, tarzına, takımına karışmadığı, herkesin birbiriyle kardeşçe, insanca, insana yakışır bir şekilde yaşadığı Türkiye'ye ve dünyaya uyanmak dileğiyle. Hoşça kalın. Pazartesi sabahı saatler 7.30'u gösterdiğinde yine Cem TV ekranlarında ve 96.4 frekansında Cem Radyo'da olun efendim. Bizden ayrılmayın.